Çok da değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Öncelikle önceki gün Bingöl'de şehit düşen kahraman hemşerimiz Hakan kardeşimize, Hakan Akdere kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, aziz milletimize yeniden bas sağlığı diliyoruz. Bugün onu ebedi istirahatgahına yolcu ettik. Saygıdeğer konuklar, şiirin, edebiyatın başkentinde inşallah 27 Ekim günü 3. kitap fuarının kapılarını açıyoruz. Kitapları okurlarıyla buluşturuyoruz. Tabii bu kitap fuarının Kahramanmaraş'ımızda yapılması çok anlamlı. Çünkü burası öncelikle kahraman şehir, bu ülkenin istiklal mücadelesinde en ön safta duran, daha Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan, toplanmadan, 23 Nisan 1920 olmadan 12 Şubat 1920'de kahramanca bir duruş sergileyerek ülkemizin istiklal mücadelesinin meşalesini ateşleyen şehir. Tabii bu şehir sadece istiklal mücadelesinin meşalesini ateşlememiş, bağrından çıkarttığı yiğit insanlarla, söz ustası mütefekkirlerle, başta Üstad Necip Fazıl olmak üzere birçok yazar ve şairle bu aziz milletin geleceğine yön vermiştir. Bugünkü güçlü yeni Türkiye'nin inşasında en önde rol alan ve bu amaçla hayatını ortaya koyan insanların da ruh dünyasının oluşumunda Kahramanmaraşlı şair ve yazarların, başta Üstad Necip Fazıl olmak üzere Erdem Beyazıtların, Rasim Özdenören, Nuri Pakdiller, Cahit Zarifoğulları, Abdurrahim Karakoçlar gibi birçok Kahramanmaraş'ın bağrından çıkmış edebiyat, kültür, sanat insanının çok büyük etkisi olmuştur. Sadece Kahramanmaraş'ımız bağrından çıkan kendi evlatlarının ilham kaynağı olmamış, birçok şair ve yazara da ilham kaynağı olmuş. Yolu Kahramanmaraş'tan geçen, geçmişte gençliğinde Sezai Bey başta olmak üzere gerçekten ülkenin kültür, sanat, edebiyat alanında gelişimine, Türk şiirine, Türk edebiyatına en büyük katkıyı veren şehir Kahramanmaraş'ımız. Tabi biz de göreve geldiğimizde bunun eksikliğini hissetmiştik ve Kahramanmaraş'ımızda 1. kitap fuarını önceki yıl gerçekleştirdik ve gerçekten umduğumuzdan daha yüksek bir ilgi, alakayla karşılaştık. Türkiye'mizin dört bir yanından okurlar, dünyanın dört bir yanından, Türkiye'nin dört bir yanından yayın evleri ve yazarlar, şairler Kahramanmaraş'ımızda buluştu. Onları buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnşallah 27 Ekim'de başlayacak, 6 Kasım'a kadar sürecek olan üçüncüsünde de daha profesyonel bir şekilde yüz binleri misafir edeceğimiz inancındayız. Tabii biz sadece kitap okumayı sevenleri değil, yazar, şair olmak isteyen herkesi de Kahramanmaraş'ımıza davet ediyoruz. Kahramanmaraş'ın havasından nefes et, bir nefes de olsa nefes almalarını, Kahramanmaraş'ımızın bir bardak suyunu içmelerini, bu Kahramanmaraş'ın havasını solumaları onlara gerçekten ilham kaynağı olacağı inancındayız. Buradan tüm Türkiye'deki liselerimizde, üniversitelerimizde şiire, edebiyata ilgi duyan tüm genç kardeşlerimizde şair ve yazarlarla, edebiyatla, şiirle buluşmaya Kahramanmaraş'a davet ediyoruz. Tabii bu fuarımızın özel bir önemi var, anlamı var. Bu Kahramanlar Diyarı'nda daha önce dedeleri Kahramanmaraş'tan Niğde'ye göç etmiş ve 15 Temmuz gecesi alçak işgalcilere karşı, emperyalizmin uşaklarına karşı canını ortaya koyarak bu ülkenin istiklal mücadelesinde hayatıyla
tavır koyan Ömer Halis Demir kardeşimizin, şehidimizin adına düzenlemekteyiz. Bu Ömer Halis Demir kardeşimizin dedeleri Kahramanmaraş'ımızın Çağlayancerit ilçesinden göçmüş, Niğde'ye yerleşmişler. Yani Sütçü İmam ruhunda olan biri. Onun anısını, 15 Temmuz şehitlerimizin anısını inşallah hem yüreğimizde, hem etkinliklerimizde, hem şehirlerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler ülkemizin özgürlüğü için, kahraman şehrin, kahraman insanlar, evlatları, kahraman ecdadın, kahraman torunlar olarak canımızı, malımızı, her türlü fedakarlığı her dönemde, her ortamda yapan insanların evlatlarıyız, kardeşleriyiz. Biz de böyle bir şehirde belediye başkanlığı yapmaktan büyük onur ve şeref duymaktayız. Tabii eğitim çok önemli. Biz bu süreçte sadece bir kitap fuarı değil, kültür, sanat, edebiyat fuarı haline getirme gayreti içindeyiz. Burada yapılan söyleşilerle okullardan çocuklarımızı Milli Eğitim'le beraber işbirliği yaparak onların da transferlerini sağlayarak diğer etkinliklerle beraber Kahramanmaraş'ımızı inşallah bir kültür şölenine dönüştüreceğiz. 27 Ekim, 6 Kasım tarihleri arasında. Eğitim çok önemli. Ülkemizin geleceği açısından yeni nesillerin daha nitelikli, daha donanımlı, daha dinamik yetişmesi için eğitime çok önem veriyoruz. Çünkü biz petrol zengini, doğalgaz zengini, zengin altın madenleri olan bir ülke değiliz. Bizim en büyük sermayemiz insan kaynağımız. Beşeri, yani sosyal sermayemiz. İnsanların beyinleri terledikçe, bedenleri terledikçe bu ülke kazanmakta. Onun için yeni nesillerin daha donanımlı olması yolunda Kahramanmaraş Büyükşehir olarak eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine de çok önem vermekteyiz. Eğitime hem fiziki destek verirken beraber ortak protokollerle eğitim alanında değerler eğitimi başta olmak üzere birçok alanda ilgili kurumlarla işbirliği yapmaktayız. Bununla da yetinmeyip gençlerimizin daha dinamik olması için gerekli altyapı, spor tesisleri, okullar, bunları beraberce inşa etmekteyiz. Tabii bunların ötesinde okumak eğitimin en önemli parçası. Temelde eğitim okumaktan başlamakta. Bize gelen ilk ilahi emir de oku diye başlamakta. Bunun için eğitimsiz başarı tesadüften ibarettir. Dil çökerse toplum çöker diyoruz. Aslanlar kendi tarihlerini yazıncaya kadar tarihi avcılar yazar. Kitap zekayı kibarlaştırır diyoruz üstadların söylediği gibi. Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir. Okumasını bilirsen her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. Fikirler düğümlendiği zaman çözüm okumaktır. Okumaktan maksat ne? Kişi hakkı bilmektir. Bütün kitaplar tek bir kitabın kitabı anlatmak içindir. Yani inşallah 27 Ekim'de kapılarını açacak olan bu fuar Kahramanmaraş'ımız, Türkiye'miz açısından çok önemli bir gayeye hizmet edeceği inancındayız ve bu heyecanla fuarımızın hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız. Şu an itibarıyla 260 civarında yayın evi, 200 civarında şair ve yazar katılmakta. Bunlar tabii daha da fuar döneminde artmakta arkadaşlar. Bunlar başlangıçta programlanmayan şair ve yazarlar da katılmakta. Uluslararası yine katılımcılar var bu fuarımızda da. Ben hayırlı olmasını diliyorum 3. Kitap Kültür Fuarımızın. Evet, teşekkür ediyoruz sizlere de zaman ayırdığınız için, bizimle beraber olduğunuz için bu basın toplantısı. Hepinize de en kalbi duygularımıza teşekkür ediyoruz arkadaşlar.